Günaydın, günaydın, günaydın kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Biliyorsunuz, evet boyamaya başladık. Eşan Sultan'la ben salonumuzu böyle değişik tek duvarında çalışarak salonumuzu biraz böyle değiştirmiştik. Babamız ne kadar da işte boyamayın, uğraşmayın ben boyacıya veririm dese de biz bir şeyler yapacağız diye girişmiştik. Bugün de ne yapacağız? Bugün de mutfağa girişeceğiz. Hadi bakalım, başlıyoruz. Ama beyazdan önce bir pembeyi denemek lazım öbür tarafta. Tahtalarda beyaz güzel durur mu bilmiyorum. Pembeyle bir denemek lazım. Eşu, öyle niye yaptın? Kız! Denesek. Azıcık. Aa, Eşan. Bir tanesi beyaz, bir tanesi pembe. Bence öyle. Değil mi Ozi? Bak. Bantımız olmadığı için araya taşmalar olabilir ama böyle idare edin. Bak pembe daha güzel duruyor orada. Bakın. Beyaz mı pembe mi? Bence pembe. Mutfak dolabında da pembe güzel durabilir gibi geliyor. Durur mu durmaz mı bilmiyorum. Mutfak dolaplarındaki şeylere bağlı. Eşan, sadece bunların ortalarını böyle pembe boyayalım. Bak çok kolay boyanıyor. Bunları da bir beyaz bir pembe yapalım. Güzel oluyor. Değil mi? Olmuyor mu? Hem de kolay boyanıyor. Bak. Ozi. Ne kadar güzel. Niye güldün? Sen güzel. camları yapacaksın. İçeriden yapalım. Hayır, içeriden belli. Aa, Ozi bak. Evet. Bak. Gördün mü? Eşan, kesin pembe. Bak, ama Ozi. Bak. Baba çok beğenecek bence. Harika oluyor. Muhteşem. Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Şu çirkinliğe bak, şu güzelliğe bak. Dur, olmadı. Ha, tamam. Güzel. Cam boyası olsa cam boyasıyla aslında ocağın fırının camını falan da boyayabilirim. Ben bu boya işini çok sevdim. Gerçekten stres atıyor. Boyacılar niye stresli oluyor? Ben anlamıyorum. Boyarken stres atıyor. He? Boyacılar niye streslisiniz? Bence stres atılan bir meslek bu. Değil mi? Bak mis gibi. Bak. Stres atıyorum şu an. Mis gibi. Heh. Baban da beğenmezse söksün bu dolapları, yerine dolap yaptırsın. O kadar. Değil mi? Başka var mı boyanacak yer? Bak bence şurayı da boyayayım. Pembe mi beyaz mı karar verelim. Şu tarafı da beyaza boyayalım, değil mi? Şimdi burayı burayı da pembe yapalım. Şu. Şimdi karar anı. Pembe mi beyaz mı? Bunu alın. Bana beyaz boya verin. Ozi, beyaz boya mı ver bana? Evet. Karar anı yapacağız çünkü. Pembe mi beyaz mı daha güzel duracak diye karar anı. Aa, büyük kovadaki beyaz. Fırça da orada bak. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Niye buraya sürüyorsun? Buraya niye sürüyorsun?
Biraz daha güzel. Taş gibi. Hayır, buraya niye sürüyorsun derken fırça boya bulaştı. Boya bulaştı. Niye sürüyorsun dedim ama. Bakayım bir güzel duracak mı? Yok yok. Geri silelim biz bunu. Bu burada beyaz güzel olmadı. Ha, buraya niye siliyorsun, sürüyorsun dedim. Şöyle şöyle yaptım. Eşan boya oldu bura. Neyse. Tamam. Sakiniz. Bir şey yok. Problem yok. Telefon mu boya oldu? Ben şeyi boyamak istiyorum pembe ya. Yapacağım. Neyi pembe yapacağım? Kız, bu, beyaza boyadık. Şimdi pembeyle niye gidiyorsun orayı? Ay şu. Bak ya. Reklam yapıyoruz ama. Görüyorsunuz, reklam. Onları köpeği var ya şöyle bir şey. Bak ben sadece buraya şöyle yapacağım, tamam mı? Ozi bak Ozi. Buraya böyle çok ama alaca belece boyayacağım şöyle. Çok net boyamayacağım çünkü bu da bir marifet. Böyle bak. Görüyor musun? Fırça izleri kalacak ki burada biri fırçayla boya yapmış. Hani fabrikadan çıkma olmamış diyecekler. Değil mi? Bak. Muhteşem oluyor ama. Ben babana dedim bana daha çok boya al diye. Evet. Bak. Gördün? Muhteşem. Bak. Ocağı boyayacağım mı? Ocağım dursun şimdilik. Onu boyamayacağım. Çünkü o değişik bir renk olarak kaldın. Ha, bak. De şuralar olmasaydı iyiydi. Neyse, muhteşem. Muhteşem, muhteşem. Şimdi beğenmezseniz ben hortumla ve fırçayla buraları yıkayabilirim. Bence çıkar. Babam beğenmediği zaman buralara eve hortumu getiriyorsunuz. Ben fırçayla fış 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 yıkıyorum. Eğer ki beğenmezse bana olmamış falan derse ne yapacağız? Yıkayacağız. Eşo! Bir çek tripodla göstersene bir. Beyazdan daha güzel de Eşan. Yani ne bileyim. Ha. Tamam üstüne de Eşan yaz beyazla bari. Al. Benim beyaz işim bitti gibi. Ama şuralara birer tane fırça atmam lazım. Çünkü takım olmasını istiyorum. Şöyle. Takım oldu. Muhteşem oldu. Değil mi? De bu sürerken niye yanlarına taşıyor ki? Sadece ben ortasına şöyle yapıyorum, yanlarına gidiyor. Bak böyle. Şöyle. Bak takım. Çok düz durmuş. Şöyle yaparsam daha da böyle hani gerçekten fırça sürülmüş, boya olmuş gibi dursun Oze. Ha. Böyle daha şık durdu değil mi? Bence daha güzel. Bak. De Oze ben karar veremedim. Şu beyazı şöyle daha mı düzgün yapsam daha. Lan oğlum yoğurt sürülmüş gibi duruyor. Bu ne lan? Kamerada yoğurt sürülmüş gibi duruyor. Boya. Eşo.
Bu ne ya? Çeksene sen. Heyecanı çek. Çok şey yapıyor. Eşo. Nefes alma. Bence nefes alma. İkili de yazmasaydı keşke. Ay. Eşo. Bence Eşo yaz. Evet. Eşo imzasını atmış bulunmakta. Eşo. Eşo. Muhteşem oldu Eşo. Gerçekten stres atıyor insan bu işte. Gerçekten boyacılar niye streslisiniz? Hiç gerek yok strese mi strese. Bak eldiveni çıkarıyorsunuz. Bitti. Bitti bu kadar ya. Baban çok beğenecek. Eyşan. Değil mi? Şu karşı duvarla. Bu tahta işine hiç girmeseydik keşke. Elleme. Elleme. Vallahi. Eşen hala devam ediyor. Nereyi unuttum? Boya o zaman unuttum yer varsa. Pembe mi yapacağız orayı da? Aa, fayansı mı boyayacaksın? Tamam. Burayı unuttum diyor bana. Ha, bak orası güzel olur. Tamam boya. Ben kaldırayım döküntülerimi bari. Kızım devam etsin boyamaya. Ozi. Tarçın. Muhteşem oldu. Aslında bir şey diyeyim mi? Elleme orayı. Ben yaptım orayı. Bütün duvarlara çalışmamız lazım bence. Olmaz öyle tek duvarda. Baban ne diyecek acaba? Çok merak ediyorum. Ozi, tripodla biraz uzaktan çeker misin? Şey resmi alacağım. Kapak resmi. Boya işte, boya. Kapak resmi yapalım. Tamam oldu. Muhteşem. Anlatmaya gerek yok. Bak. Şöyle bir bakarsak. Beyazda da. Pembe belli oldu. Bak biraz önce pembe belli değildi. Şimdi daha güzel oldu. Eşo. Babana şok geçirteceğim Eşo. Baban şoklanacak. Aa evet bak daha güzel durdu. Daha güzel oldu. Daha güzel. Devam. Ozi sakın babana video falan yollama. Baban evin içine gelip görmesini istiyor. Yüz şeklini merak ediyorum. Sakın Ozi. Sakın. Sakın sakın sakın. Acaba ne gülecek? Eşo şunun ortasına birkaç tane pembe vur. Şöyle desenli olsun. Adını dağlara yazdım yarim diyeyim. Tamam mı? Aa yazayım şuraya. Tamam mı? Ha. Aşkım bak. Kızma bana sakın. A yazıyorum. Ahmet'in A'sı. Ha. Kızmazsın artık herhalde. Ha. Eşo burada boya oldu. Burada boya oldu. Burada boya oldu. Tamam. Harbi çok böyle stres atıcı güzel bir meslek boyacılık. Tavsiye ediyorum. Ne yazıyor? Hay mı yazıyordu oraya? Hayır.
Kaptan girince hayır. İşte görsünler diye. Merhaba. Hoş geldin. Şimdi duvar boya dedi bize. Duvarları boyayabilirsiniz dedi. O tahta. Tahta duvar yani. Ne bileyim. Onları şey dedi. Onları ben metal rengi yapmak istiyorum ama. Şu. Uzun iş. Buraya da B yazayım mı? Hayır. Buraya da B yazayım. Oraya da B yazacağım. Görünüyor mu Ozi? Çok net biçimde görünmüyor ama olsun. Ya gene de görünüyor. Ben gene oraları boya yaptım. Neyse. Harika oldu. Beğenmezse yıkarız. Yıkayıp çıkartırız beğenmezse. Ne yapıyorsun? Kız öyle yapılır mı? Öyle dökülür mü? Böyle yapacaksın. Alacaksın böyle. Böyle yapacaksın. Bak. Mis. Boya kalmayacağım. Ziyan etmeyeceğim boyayı. Bak gördün. Aha. Öyle yapılır mıymış? Ha. Tamam. Mis gibi oldu. Ozi. Ağlıyor. Tüh. Şeye gitti. Prize geldi. Bunu atacağım ben. Tarçın. Oğlum. Ayakkabıların boya olmuş. Neyse olsun. Problem yok. Problem yok. Sakiniz. Eşo. Kolun da boya olmuş Eşo. Erkan da boya Eşo. Şurayı az bir şey boya, şurayı da düzelteyim. Az bir şey boya olduydu ama. Şöyle. Ozi sakın video çekip sakın babana yollama. Sakın. Yüzünün şeklini görmek istiyorum ben. Ne yaptınız diye bir böyle şok geçirsin. O kendi demedi mi? Yapabilirsin boya diye. Tamam dediyse bana izin verdi. Nereye yapacağımı söylemedi ki duvar. Hepsi duvar. Bunlar da duvar sayılır. Bana deseydi ki oraya yapma, buraya yapma. Değil mi? Problem yok. Benim işim bitmiş gibidir. Bitti. Yani boyadık mı boyadık. Yapamazsın dedi mi? Dedi. Ben de yaparım dedim mi? Dedim. Ben yaparım deyince yapar mıyım? Yaparım. Yaptım ve oldu. Değil mi? O kadar. Ne şu? Benim pembe sürdüğüm yerlerin şeylerini bozma. Eşen kendini alamıyor. Devam. Devam. Bari ben düzelteyim. Taşırdığı yerleri düzelteyim. Bak buraya değmiş. Pembe taşmış. Şöyle sileyim oraları bak. Nereye gidiyorsun Ozi? Yaptım mı yaptım? Hiç havalanmayın. Duvar boyayın dedi. Tek duvar dediydi ama işte. Sonuç bu. Ya biz bir tek duvar böyle boyayacaktık da. Şöyle. Ama mutfak güzel oldu. Çok şık durdu mutfağımız. Ozi güzel olmadı mı? Bence güzel oldu mutfakta. Pembeli beyazlı. Şu.
Çek. Sakın babana yollama. Arkadaşlarına yollayabilirsin. Babana sakın yollama. Eşen bunun önünde resim çekin bence. Oldu mu? Oldu. Öbür kamerayı çalıştırır mısın uzaktan? Şöyle görüntüyü net biçimde ne kadar güzel, şöyle karşıda ne kadar güzel yaptığımızı çek Ozi. Demek ki boya işini herkes yapabiliyormuş. Boyacılar hiç havalanmasın yani. Hiç havalanmasın. Yaptım mı yaptım. Hiç havalanmayın. Ooo bu ne? Hocamın hali ne eşşam. Kız baban dedi ki tek duvar boyayın dedi. Tek duvar dediydi ama işte. Sonuç bu. Ya biz bir tek duvar böyle boyayacaktık da şey yapacak. Ama mutfak güzel oldu. Çok şık durdu mutfağımız. Ozi güzel olmadı mı? Bence güzel oldu mutfakta. Pembeli beyazlı. Eşo. He? Gerçekten yaptık oldu mu? Oldu. Mis gibi de oldu. Şöyle bir dolanalım evin içini. Baban yarın görürse burayı. Babam meraktan akşam da gelebilir. Belli olmaz. Eşo. Da. Of çok şey oldu. Boya da kokuyor. Ama pek şu tavşan. Tavşan beni güldürüyor. Mutfağımız da böyle harika oldu. Ozi, babam bir şey derse bu kapakları söküyoruz, dışarı atıyoruz, tamam mı? Fayansları falan da yıkıyoruz. Çıkarsa çıkar, çıkmazsa çıkmaz. Yapacak bir şey yok. Ha, yani tamamdır. Hadi. Bitti. Tarçın felaket. Canı sıkıldı Tarçın'ın. Çünkü bizimle oynayamadı ya. He? Bizimle oynayamadı ya. Orada kaldı ya. Ama boya olursun diye kaldın. Sen bile boya olurdun. Emin ol buna. Her yer boya çünkü. Her yer, her yer. Üst, baş, her yer. Her yer. Ne? Elleme. Sakın sakın sakın. Tripotun bile boya. Evet, demek oluyor ki bir kadına yapamazsın demeyeceksin, değil mi? Kadın yapar. İstiyorsa yapar. Yaptık mı? Yaptık. Oldu mu? Oldu, değil mi? Eşya güzel oldu mu? Sen ne yapacaksın şimdi onunla? Okay, hadi. Ben yavaş yavaş boyalarımı toplayayım. Eğer ki çok beğenirse öbür duvarlarda da çalışmaya gelebilirim yani. Değil mi Ozi? Evet. Yavaş yavaş ben kapanışımı yapayım mı? Saat kaç Ozi? 1:30. Eşan son rötuşlarını yapıyor. Eşan çiçekleri yapıyor. Bu arada evet boya olduk mu? Olduk. Ayakkabılarımız, eşofmanlarımız falan filan. Olsun bir şey değil. Çok güzel oluyor. Eşo. Ozi. Toplayalım. Temiz iş yaptık. Temiz iş yaptık. Etrafı da şöyle bir toplayalım. Yalnız halı, çiçekli halılarımız birazcık battı. Problem değil. Ben onu da hallederim. Onu da kökten çözerim. Dediğim gibi çamaşır suyu falan sıktık ama böyle şu şekilde birazcık batmalar oldu. Tamam, tripod. Tripodum bir güzel dur ya. Güzel dur ya. Az bir şey batmalar oldu mu? Oldu. Olsun, problem yok. Ne yapacağız? Onu da hallederiz. Onu da çözeriz. Etrafı şöyle bir hemen
Etrafı hemen bir toplayalım. İşler bittiğine göre saçlarımızı da açabiliriz. Boya yaparken saçlarımız boya olmasın diye topladık. Değil mi Eşo? Aynen öyle. Eşan'ın şeylerine de bir bakayım. Bu halı da boya olmuş. Siyah hem de. Yalnız Eşan Sultan halı biraz şey olmuş. Bunu da bir çöpe atalım Eşo. Eşo. Baban ne diyecek acaba? Bu halılara kadar olmuş. Neyse. Güzel oldu. Güzel oldu. Çok stres atıcı, güzel bir işmiş boyacılık. Ben beğendim. Evet, stres atıyorsunuz. Denedim buraları. Devam edeceğim. Eğer ki isterse pembe mi olsun, beyaz mı olsun soracağım. Devam edeceğim. Eşan Sultan'ın çiçeği. Eşo. Güzel oldu Eşo. Çok güzel oldu. Mutfak harika oldu. Eşan. Kız gerçekten güzel oldu. Şöyle baktığın zaman değil mi? Bir emek var sonuçta. Bir de şurada daha iyi yazdılar. Bir de buraya yazdı. Buraya. Ta tepeye. Ozi. Evet, kapaklarını kapatalım. Boyalarımızı da toplayalım. Toplayalım. Eşan Sultan. Çiçek yaptı duvara. Güzel oldu Eşo. Evet, temiz iş yaptık. Temiz çalıştık. Ozi gülüyor. Temiz çalıştık. Şimdi ne yapıyoruz? Yavaş yavaş artık toplanıyoruz. Evet. Yaparım dedim mi dedim. Boyarım dedim mi dedim. Yaptık mı yaptık. Oldu mu oldu. Eşim bakalım beğenecek mi? Bilmiyorum. Beğenir herhalde. Benim tepkisi ne olacak? Acayip merak ediyorum. O kadar çok merak ediyorum ki tepkisi ne olacak? İlk göründe böyle hali ne olacak? Suratını merak ediyorum. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Beğeni ve yorumlarınızla da desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.